Buyur. Evet. Yani ben muhalefetin yani o videoyu izledim. Gayet medeni bir şekilde bir çalışma yapmışlar, bir toplantı yapmışlar. Saklamıyorlar da yani Kemal Kılıçdaroğlu seçim başarısızlığı yaşadı ve onun değişmesini istiyorlar. Bir kongre süreci var. Bu kongre süreciyle ilgili de bir yarış var. Yani parti yönetimini değiştirmek gibi bir çaba var. Bu çaba içinde bu tür toplantıların olması da şey, yani bunu ihanet gibi yansıtmaları ben iktidarın bakış açısına benzetiyorum. Yani iktidarı destekliyorsan iyisin, desteklemiyorsan hainsin. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsan iyisin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsan hainsin gibi bir bakış açısı. Yani bu tam şey, hani Tayyip Erdoğan'ın başına gelseydi Tayyip Erdoğan da aynı tepkiyi gösterirdi. Yani bu ihanet, yüzyılın ihaneti. Ne ihaneti ya? Adamlar yönetimden memnun değil. Yönetimi değiştirmek için toplantı yapıyorlar. Bu kadar basit. Yani bunu kalkıp ihanet mihanet diye anlatmıyorlar. Ha şöyle bir şey var. Ben bir gazeteci olarak, ya bu adamlar yani o toplantıya katılanların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensleriydi bir zamanlar. Yani istedikleri olmayınca muhalefete geçtilerse, istedikleri olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirme çabası içine girdilerse, o da ayrı bir etik tartışmanın konusu. Ama netice itibariyle siyasi partilerin doğasında vardır bu. Genel merkez yönetimi de daha beter şeyler yapıyor. Yani dün mesela bir ilimizden mahalle seçimlerine katılan işte bir ilçe yöneticisi adayı temas kurmuş benimle. Diyor ki ya bu mahalle seçimleri mahallede yapılır. Israrla ilçe merkezinde yapmak istiyorlar. Sarı zarfla yapılır, ısrarla beyaz zarfla yapıyorlar. Yani düşün, beyaz zarfla yaptığın zaman içine koyduğun kırmızı liste, mavi liste vesaire görünüyor. Belli olacak yani. Onu o üye de o oyu atarken tedirgin olacak. Fişlenir miyim, genel merkeze bu şey olur mu falan diye. Aynısını Kayseri'de yaptılar. Yani genel merkez her türlü etik dışı şeyi yapacak seçimi kazanmak için. Muhalifler toplantı yaptığında yüzyılın ihaneti. Böyle şey olmaz. Siyasi partilerin doğasında bu rekabet vardır. Bunu anlayışla karşılamaları gerekiyor. Netice itibariyle çok büyük bir seçim yenilgisi yaşadılar. Yani bu sefer de kazanamadıysanız siz hiç kazanamazsınız. Yani 14 Mayıs konjonktüründe seçim kazanamayan, 28 Mayıs konjonktüründe seçim kazanamayan bir daha kazanamaz. Ben böyle düşünüyorum. Anladım. Dolayısıyla da bir değişim, bir şey olması gerekiyor. Peki bir değerlendirme yapılmış mı bu toplantılar, bu talep? Hani genel merkezde bir değerlendirme yapılmış mı? Dünkü MYK'ya nasıl yansımış? Yani şimdi 2-3 grup halinde CHP'de böyle bir süreç mi yaşanacak? Mesela bu kurultaya nasıl yansıyacak? Ya belki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı farklı bir değerlendirme mahalle yapabilir. Mahalle seçimleri yapılıyor. Mahalle delegeleri mahallede ilçe delegeleri belli oluyor. Öyleymiş. İlçe delegeleri il delegelerini seçecek. İl delegeleri de gelecek burada kurultayda genel başkanı, parti meclisini vesaire belirleyecekler. Yani dolayısıyla bu doğal bir süreç. Kim başarılı olursa o süreçlerde onlar kazanacak. Yani bunu öyle büyütmek, çetrefil bir şey gibi göstermek falan. Ya yani normal bir yarış. Kemal Kılıçdaroğlu kendi istikballerini Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlamışlar. Evet. Yani normal şartlarda hiçbir tabanları yok yani. Kendi başlarına bir yerde seçime girsinler. 500 tane oy alamayacak adam mesela Ankara'da bizim oy kullandığımız bölgede seçime girse 500 tane oy alamayacak adam CHP'den aday olduğu için milletvekili oluyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na istikbalini bağladığı için, o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması için çaba gösteriyor. Aynı şey yani. Onu ötekisini ihanetle suçlayıp kendini pürü pak göstermenin bir anlamı yok ki. Yani bu memlekete hiçbir ayrı olmayan insanlar şu anda CHP listelerinden mecliste milletvekili. Bu kadar da acımasız söylüyorum yani. Yani şu ülkenin siyasetine zerre katkısı olmayan, şu toplumun dertlerine bak, sabahtandır konuşuyoruz. Enflasyon, faiz, şu bu. Bir tane görüşünü açıklamamış adam. Ya bir tane görüşünü açıklamamış. Yani şu toplumu yönlendirecek, insanların fikrini değiştirecek bir tane şey, fikri olmayan adam şu anda CHP'de milletvekili. Şimdi onları değiştirmek isteyenler niye hain olsun ki? Onları eleştirenler niye hain olsun ki?
siyaset böyle bir şeydir. Başarısız olduysanız, ya şeyde Tsipras seçim yenilgisi yaşadı, istifa etti. Dünyanın her yerinde de böyle olur bu. Hollanda. Koltuk sevdası acayip bir şey yani. Yani koltuğu sanki sizin yani bir yerlerinize yapıştırmışlar yani. Kalkamıyorsunuz gibi sanki. Ya bırakın, gençler belki daha iyi yapacak bu işi. Belki yeni bir yönetim gelecek. Daha işte biraz önce konuşurken Ebru, vatandaşın biri bana mesaj atmış. Bak, bir de diyorlar ki Sözcü TV'yi iktidar mensupları izlemiyor diyorlar. okuyacağım şimdi. Bak ne diyor? Ne diyor? Deniz Bey, ben AKP'liyim diyor. Eğer milli duruşu olan bir CHP olsa oy veririm ama güven vermiyorlar, o nedenle veremedim. Saygılar diyor. Anlatmışlardın yani ifade etmiş. İnsanların kafasında gayet de medeni bir şekilde anlatmış. Abuk subuk düşün. Yani milli duruşu olmak mesela, bu konuda insanların kafasındaki o abuk subuk ön yargıları yıkamamışsınız. Evet. Bu adam Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi Araplara satmasını milli duruş olarak görebiliyor. Ama sizin Atatürk'ün partisi olarak işte bu altı oku savunmasını, şunu bunu milli duruş olarak görmüyor. Yani bak, ülke peşkeş çekiliyor şu anda Araplara. Topraklarımız, şirketlerimiz vesaire falan, ne olduğunu bile bilmiyoruz. Kapalı kapılar ardında her şeyimiz satılıyor. Onu milli duruş olarak görüyor adam, AK Parti seçmeni. Ama CHP'yi milli duruşu olan bir parti gibi görmüyor. Demek ki o adama ulaşamamışsın. O adamı ikna edememişsin. Sende bir sorun var kardeşim. Ve bunun değişmesini isteyenlere de hain diyemezsin. Siyasi parti böyle bir şeydir. Demokrasi böyle bir şeydir. Herkes sizinle aynı şekilde düşünmek zorunda değil. Herkes sizi desteklemek zorunda değil. Yani bu bir demokratik yarıştır. O yarışı siz kazanırsınız, siz devam edersiniz. Onlar kazanır, onlar devam eder. Bu kadar basit. Ne demek yüzyılın ihaneti ya? Liderlik yani, de zaten başka Tayyip bir şey. Küstüm oynamıyorum hatta demek de mümkün ya değil. Nasıl Tayyip Erdoğan, hayır Tayyip Erdoğan nasıl kendisini desteklemeyenleri hain ilan ediyorsa, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyenleri hain ilan etmiş. Böyle şey olur mu ya? Nerede yaşıyoruz biz? Böyle mi demokrasiye sahip çıkacaksınız? Böyle mi bu ülkeye demokrasi getireceksiniz? Deve dişi gibi siyasetçiler. Ha, onları da eleştiriyorum ben. Yani Muharrem Erkek Adalet Bakanı olsaydı bugün bunu yapacak mıydı? Tekin Bingöl'ü kim milletvekili yaptı? Özgür Özel grup başkanı oldu. Vesaire vesaire. Gökhan Günaydın'ı genel başkan yardımcısı ben mi yaptım? Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.